Merhaba, Kenselim'in neyesinde yeni ürün, yeni servis, yeni yönetim, yeni yüksek fiyat demek yani borsadaki fiyat yeni yüksek seviyesine ulaşması demek. Bunlar anlatılmakta Kenselim'in neyesinde. Örneğin Apple iPhone yeni çıkarttığında yeni bir pro ürün oluyor bu. Ya da iPad'i ya da iPod'u çıkarttığında yeni bir ürün. Apple'ın kurucusu Apple şirketine tekrar geri döndüğünde yeni bir yönetim oluyor. Ya da endüstri içinde yeni trendler örneğin yazıcı endüstrisi içinde yeni trend 3 boyutlu yazıcılar oluyor. 3 boyutlu yazıcılar çok değişik şeyler yapabiliyor. Bu da büyük bir trendti birkaç sene önce. Burada da şirketler çok değer kazandı örneğin sensörler yapıyorlar ya da modeller yapıyorlar kemik şeklinde baskılar yapıyorlar insan vücuduna uygun şekilde ya da insan vücut parçalarını basabiliyorlar böyle örneğin kafatası yapabiliyorlar bunun gibi çok değişik uygulamaları olabiliyor bu sağlıktan bir örneği fakat 3 boyutlu yazıcının farklı endüstrilerde kullanımı var. Örneğin bu yazıcı endüstrisi için bir trend ve diğer endüstrileri de etkileyen bir trend. Ya da fiyatların yükselmesi, fiyatların yükselmesi derken borsada örneğin sene içindeki en yüksek değerine ulaşmışsa bunun devam etmesi daha yüksek olası, olasılıktır. Bunun gibi yüksek tavanlara geçmesi, sürekli yeni yüksek seviyeleri oluşturması bu da iyi bir şey hisse için. Yani özetlemek gerekirse bunu yeni ürünler, yeni servisler bunlar endüstri içinde, şirket için çok iyi gelirler kazandırır. Yeni yönetim, endüstri içindeki yeni trendler Örneğin 3 boyutlu yazıcı yeni yönetim derken örneğin Steve Jobs'ın Apple'a geri dönmesi. Yeni ürün derken örneğin IBM'in bilgisayarı çıkartması ya da ilk başlardaki örneğin iPhone'un ortaya çıkması. Bunlar hepsi yeni ürün kapsamında ya da hissenin fiyatının sürekli en yüksek seviyeye gelmesi yeni bir en yüksek yeni bir seviyeye gelmesi. Bunlar da neyesini kapsamakta? New product or service İngilizce. Cancel'imin neyesini kapsamakta? Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.